Televideniye 20. asrning eng bebaho kashfiyoti. Bu san'at orqali minglab ijodkorlar o'z iqtidorlarini namoyon etish bilan birga xalqning mehr-muhabbatiga sazovor bo'lgan. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, oliy toifali xondon Nasiba xonim Qambarova ham xalqning e'tiboridagi ijodkorlardan. Bu inson hamon televideniye bilan hamnafas. Hali hanuz e'zozda, e'tirofda. Kamcho noaqllar aqliga yetmay birgina turfa hayronlikda men asliga yetmay birgina odami yokim pari vasliga yetmay birgina xonimon barbod bo'lib vasliga yetmay birgina mahrami mayus yo'qu boridim ayrilmasin kimga aytib kimga yig'lay mubtalolik dardini Olami qahatchilikda bevafolik dardini do'stlar ko'rsatmasin hargiz judolik dardini dushmaning ham bo'lsa o'z g'amxoridan ayrilmasin yetmadi dodim falakli dastidan faryodi dod ro'zg'orim shom ravshan qilmadi subhi murod Oshno yoru birodarlarga yo'q mehri najot. Banday yorab muqimidik bo'lib, xaru kasot sudi savdodin qolib, bozoridan ayrilmasin. Ilgari Toshkent Davlat universiteti deylardi, Tashqi deylardi. Hozir Milliy universitetda 2-chi kurs talabasi edim, jurnalistika fakultetida. Universitet qoshida havaskorlik kollektivi bo'lardi. Kimdir raqsga tushardi, kimdir ashula aytardi, kimdir dutorchilardi. Men shu dutorchilarning orasida edim. Tashkuni 40 yillik yubileyi bo'lib televideniyega taklif qilishdi. Rektor Obid Sodiqovich Sodiqov degan professor edilar. U kattalar chiqishgandan keyin havaskorlik kollektiviga navbat keldi va men dutorda dutor bayotini chaldim. Ana shunda ko'rib qolishgan. Akmal Haydarov degan rejissyor bo'lardi. O'xtam Jobirov bosh diktorimizdi. Ko'rib qolishib, Rano Madrahimov degan juda yaxshi bir diktorimiz bo'lardi. Haliga mahallada duv-duv gapda arxitektorni o'ynagan. U homiladorlik ta'tiliga ketgan ekan. Diktor tanqis payti ekan. Shu ertasiga universitetga O'xtam Jobirov kelib, sizni televideniye taklif qilamiz deyishgan. Bir oy davomida tayyorlashib Shu bir oydan keyin efirga chiqarishgan. Hech qachon esimdan chiqmaydi. Birinchi e'lonim. Kunduz kuni edi. Hozir multiplikatsion film ko'rasiz degan e'lonni qilganman. Juda ham qattiq hayajonlanganman efirga birinchi chiqishim. Bizda ham qishloq xo'jaligi, ham konsert, boshqa hamma ko'rsatuv bitta diktorob ketardi. Jurnalistika fakultetiga kelganim bo'yicha haligi daftarda qolib ketgan she'rlarim bor. She'riyatga qiziqardim, badiiy adabiyotga qiziqardim. Shu jurnalist bo'laman degan maqsadni oldimga qo'ygandim. Birdaniga bunaqa o'zgarish bo'lib ketdi. Shundan televideniyada suhbatdan bo'lib ishga kirib, o'sha yerda ishlay boshladim. 60-yillar oxiri, mana 60 yil bo'pti televideniye bo'sig'asiga qadam qo'yganimga. Nasiba Qambarovaning televideniyega kelishi o'zi uchun mutlaqo kutilmagan bir holat edi. Ekrandagi ilk chiqishining hayajoni, zavqi talaba qizni bir umrga shu dargohga ipsiz bog'laydi. Qahramonimiz ustozlar yordamida, yon atrofdagilarning ko'maklari va albatta tirishqoqligi, mehnatsevarligi bilan katta maydondan o'rnini topadi. Dastlab kichik e'lonlardan boshlangan faoliyat asta-sekin katta-katta loyihalarga ulanib ketadi. Endi Nasiba Qambarovaning o'ziga xos ovozi,
chehrasi va samimiyati tomoshabinlar uchun begona emasdi. Qo'shiq yozuvchi shoirlar ko'rsatuvi bo'lardi. Undan tashqari g'azal kechasi, lirika kechasilar. Ubay Burxon degan bizni rais muavinimiz bo'lardi. Men bilan g'azal o'qigan paytlarda bosh redaktordilar televideniyada. Ular ham bitta g'azal o'qirdilar, shular ketardi, men bitta g'azal lirika kechasi deylardi. Keyin Erkin Vohidov o'zlari g'azal kechasi degan ko'rsatuvda birgalashib men bilan birga oborgalar. Ana shu ko'rsatuvlarni mazza qilib oborardim. O'zim shu uncha-muncha she'rga qiziqqanim uchun ayniqsa Fuzuli, Navoiy, Mashrab she'rlarini jon dilim bilan o'qirdim. Keyingi oxirgi paytlarda bular faryod bo'lib chiqadigan bo'ldi. Dildan. U endi masalan qo'shiqchi agar tushunib aytmasa o'zini aytayotgan narsasiga o'qiydigan odam ana shuni tushunib o'qimasa, dardini yetkazib bera olmasa tomoshabinga, unda tomoshabinga yetib bormaydi. Ana shuni his qilib o'qisangizgina tomoshabinga yetib boradi. Hatto raqqosa ham ashulasi nima aytyapti, nima deyapti, o'sha ashulasiga tushunib raqsga tushmasa u tomoshabinga yetib borishi qiyin. Men juda radioni diktorlari Tuyg'unon Yunusxo'jayev, O'zbekiston xalq artisti Qodir Maxsumov, ularni she'r o'qishiga juda qattiq havas qilardim. Keyin sekin-sekin lirika kechasi degan ko'rsatuvni boshlashdi. G'azal kechasi degan ko'rsatuvlar boshlandi. Ana shu yerda menga g'azallarni ishonib topshirishdi. Qodir Maxsumov bu xalq biladi. Shu g'azal janrini juda ham me'yorga yetkazib o'qirdilar. Bir kuni shu men bir kimatda o'qiganimni ko'rdilar. Mana shu qiz bilan men g'azal o'qiyman televideniyada dedilar. 2 soat davomida Mashrab lirikasini efirga berishgan. Jonli efir. Bitta g'azalni men o'qiyman, ashula ketadi. Bitta g'azalni Qodir aka o'qiydilar, ashula ketadi. 2 soat davomida Mashrab lirikasini o'qiganmiz. Shu tomoshabin juda ham bir xursand bo'lgan shu ko'rsatuvda. Injuda, ayniqsa Fuzuliyni g'azallari, Navoiyni ipga terilgan inju deb o'ylayman. Shunaqa chiroyli so'zlar yozilgan, shunaqa chiroyli yozilgan, uni yurakdan o'qimasa iloji yo'q. Kecha kelgimdir devon. Ul sarvi gul ruh kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza-lahza chiqdim u. Chektim yo'lida intizor. Keldi jon og'zim vayu. Ul shuhbat qo'y kelmadi. Orasidek oydin yetganda gar etdi ehtiyot. Ro'zgorimdek hamon ulg'onda qorong'u kelmadi. Ul parivash hajridan kim? Yig'ladim devona bor. Kimsa bor mumkin anga? Ko'rganda kulgu kelmadi. Talibi sodiq topilmas. Yo'qsa kim qo'ydi qadam? Yo'lga kim avval qadam? Mashuq o'tirib kelmadi. Ey Navoiy, boda birlab xurram etkunding uyin. Ne uchun kim boda kelgan uyga qayg'u kelmadi? Hayot murakkab. Uni faqatgina muhabbat bilan yashab o'tmaymiz. Uning yo'llarida muhabbat bilan birga mashaqqat, turli sinovlar, dardu hasratlar bor. Nasiba opaning ham hayotida shunday zarbalar borki, o'sha zarbalardan qolgan izlar, dog'lar hamon bu ayolning yuragida. Qahramonimizning yagona farzandi Abrorjon Mahmudov kutilmagan fojia sabab hayotdan erta ko'z yumadi. Bu ona uchun azob, istirob. Nasiba Qambarova o'g'lidan meros ikki nabirasi uchun ham qaddini rostladi. Turli gap-so'zlarga e'tibor qilmay, hayot uchun kurashdi. Hech qachon xayolimga kelmagan narsalar bo'lgan. Shu 64-chi yil men uchun juda baxtli yil bo'lgan. Filmda suratga tushganman, tugagan. Universitet tugatganman muvaffaqiyatli. Yagona farzandim Abrorjon dunyoga kelgan. Lekin 2000-yil menga fojiali yil bo'ldi. Boshimga osmonlar quladi deyman. Tog'lar ag'darildi bo'yimga. Yagona farzandim Abrorjondan tasodifan ayrildi.
Odamzod xul bo'ladi, yonib ketmaydi deyshadi. Hozir ko'rganlar meni temir xotin ekansiz deyshadi. 1-2 yil shu 2000-chi yil o'zimga kela olmay yurdim. Lekin qarasam nabiralarim yosh. Bularga albatta ota bo'lmagandan kimdir kerak. Shularga bag'ishladim 2000-chi yildan keyingi hayotimni. Hozir Azamatjon men bilan birga turadi. Nevara kelin bilan birga turaman. Ikkita evaram bor. Hilolaxon degan nevara qizim, bir o'g'il bir qiz qolgan o'g'limdan. Hilolaxonda 3ta farzand. U ham juda baxtli. Allohga shukr, shularga qarab turib, men aytamanki, bular meni najotkorlarim. Shular meni asrab qolish shekilli yashashga majbur qilishdi. Chunki men ham bo'lmasam unda holi nima kechadi degan fikr doimo meni hammanga hamroh edi. O'xtam Jobirov, Nasiba Ibrohimova, Iqbol Olimjonovlar ketishgan, ishlab ketishgan edi. Galina Melnikova, Larisa Yershova, Larisa Popova deganimiz bo'lardi. Ana shu diktorlar hammamiz bir-birimizga yordamlashib, ayniqsa O'xtam aka Jobirov, men dengi diktorlarning hammasini ustozi hisoblanardilar. Radiodan olishgan O'xtam akani, O'xtam akaning xotinlari ham Nasiba degan ayol edi. O'xtam aka ishga kelganlardan keyin Nasiba opani madaniyat institutiga boshqa yerga ishga joylaganlar, shu er-xotin bir joyda ishlamasin degan ma'noda bo'lsa kerak. O'xtam aka juda katta mehnatlari singan menga. Hamma diktorlar o'zlari bir o'qitib ko'rmasdan efirga chiqarmasdilar. Unda uni qayerga qo'yish kerak, qayerda pauza qilish kerak, qayerda ana shunaqa o'qitib ko'rib, undan keyin chiqarardilar. Shu diktorlarning ustozi hisoblanardi. Agar mabodo bitta kichkinagina xato qiladigan bo'lsak, kechasini uxlamasdan ertalab majlisga kelardik hozir, rosa do'poslashardi. Yo'q. İlacı bu arada şu hata kılmasını hareket edilirdik. Ali Galant'ta yapı var. Çoğutsuz uruşki kışımdan bir kılıdı bizi canlı efirge çıkışımız. Canlı adam hata kılışız mümkün, başa kılış mümkün. Yani şuna yakılıp bir nece yıllar şu canlı efirde bu işlegenimiz. Kegin bana hazır yanında video çıkıp ki, halis eyle kesip taşıysa, halis eyle kıskartırsa, bu payetlerde ne madiseyiz uşa hamasi efirge gider. Jüde ehtiyat olardık. Jüde. Uyga olib kelib, mabodo kattaroq bir ko'rsatuv bo'ladigan bo'lsa, kechasimdan yodlab, uni haftalar davomida yodlab, undan keyin efirga berardik. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Nasiba Qambarovaning ijod yo'li havasli. Qahramonimiz hayotining mazmunini kasb-u koridan topdi. Hamisha xalqning mehriga munosib bo'lishga intildi. Nasiba Qambarova aynan kasbi sabab mashhur rejissyor Latif Fayziyevning e'tiboriga tushdi va o'zbek kinosining oltin xazinasiga aktrisa sifatida o'z hissasini qo'shdi. Ulug'bek yulduzi tarixiy filmidagi Firuza obrazini tomoshabinlar yaxshi eslashadi. Men o'zi san'atga juda qattiq qiziqardim. Hatto men tatu o'qib yurgan paytlarimda Nurxon spektakli Boyla xizmatchi spektaklarini qo'yganmiz. O'shanda ham Gereynani qahramondan o'ynaganman, Jamilani Nurxonni o'ynaganman. Teatr rassomchilik institutiga kirishga onam ruxsat bermaganlar. Televideniyedagi ishlay boshlaganimdan keyin 2 yildan keyin Ulug'bek yulduzi filmini suratga olmoqchi bo'lishdi. Latif Fayziyev rejissyor, Shukur Burxonov Ulug'bek obrazida, Olim Xo'jayev Xo'ja Ahror rolida. Shu aktyorlar ansambli juda chiroyli tanlangan edi. Menga shu ko'z tushib qolgan ekan Latif Fayziyev nimagadir shu men taklif qilishgan. Juda katta konkurs bo'lgan. Ulug'bek yulduzi, Ulug'bekning sevikli malikasi Firuza roliga taklif qilishdi. Kinoprobaga topshirdim va shuncha odam orasidan nimagadir meni tanlab olishgan. Yo shu yuz suzilishim haqiqiy o'zbekona bo'lgani uchunmi? Undan keyin Chingiz Ahmarov degan rassom bo'lardilar. Shu nimagadir xolashga shu meni o'ynashimda hatto o'sha Firuzani yuz suzishini ham meni yuz suzishimga o'xshagan qilib chizganlar. Va 1964 yilda televideniyadan 10 oy davomida meni ishdan bo'shatib qo'yishgan vaqtincha. Ana shu 10 oy davomida Ulug'bek yulduzi filmi dunyoga kelgan. Bu film Samarqandda, Buxoroda syomkalar bo'lgan, rasmga tushishlar. 64 yilda film tamam bo'lgan bo'lsa, undan keyin ketma-ket filmlarga taklif qilish boshlandi. Tojikistondan Tohir Sobirov degan mashhur rejissyor bo'lardi. Sadirdin Ayniyning Qullar romani asosida trilogiya.
üç kısımlı filmi suratga ola başlagan. Ana şu yerde film kahramanı ki ben teklif kılıp her gün telefon kılışardı. Kelasızım kütüvaleyliyim, kelasızım kütüvaleyliyim. Ben rad cevabını vergemen çünkü babam için de yaşadı. 5-6 aylık idi kolumda. Uşan için rad cevabını vergemen. Şundan filmdeki kariyeri tügedi hesap. Televizyonda cüde kub vaxtı oladı. Şu ertelab bir kılda saat 8'de boyganım için keçe saat 12'ye çıkıp gitken peytlerimiz bolardı. İşte. 12'den keyin navbatçı maşini bolardı. Ana şu maşini hemen uyuyuk eter kadardı. Cüde berilip, sadık bulup, yaxşı görüp işlegemiz. Çünkü yıllar devam edi. Mirza Ahtarahimov. Padir Maksum'a taklitler değil, lakin cüde yaxşı okurdu. Ben bana bir necmette nazmin havalarını alıp gitken. Davran Zulmunov'umuz bolardı. Rahmetullah Mirzayev, Xudo rahmet kısın. Facia buldu. Musumbek Yoldaşov. Musumbek Yoldaşov hazır hemen o dilgeçin havalarını alıp gitmekte. Cüde düşünüp, bilip, her bir gazelli manası gibi düşünüp alıp gitmekte. Cüde yaxşı alıp gitmekte. Ana şu diktirler, yaxşı olup koyan. Şükrat Kayyumov'umuz hem cüde yaxşıydı. Uyan, bana indi. Rahmetli buldu. Bir minyatür yem kılışken. Bir kız gelip minyatürde, ben diktir bulamam. Kana kılıp diktir bulasız, çünkü atım nasibi. O şey için ben diktir kalıyla digen minyatür yem kılışken. Nasibi turdu diye başlayan, öğretmek emmi, rafiqeleri. Kegin Nasibi İbrahimova, Nasibi Maksudova, Nasibi Kambarova. Nasibi Maksudova bizden keyin kegin. Şu uzun uzun şu nasibeler toplanıp kalgen. Mashhur yozuvchi Anton Chexovning inson har tomonlama go'zal bo'lishi kerak degan mazmundagi so'zlari bor. Nasiba Qambarova ana shunday go'zal insonlardan biri. Shoir Haydar Yahyoning ushbu satrlari ham aynan Nasiba xonim uchun yozilgan. Dilbar qo'lida sozi, har nolasida nozi, noz ichra ishq rozi. Chirtib dutor kuylar, gul yuzli yor kuylar. Kuy jilvagar o'ziday, ohanglari so'ziday. Tonglarda yulduziday, ko'zi xumor kuylar. Kuylar ko'ngil xumorin, ham san'atin bahorin. Kuylab ko'ngilda borin, mastona bor kuylar, yoriga zor kuylar. Turgani keldingmi yo kuydirgani keldingmi yor yonib o'chgan o'tlarimni yondirgani keldingmi yor yonib o'chgan shamlarimni yondirgani keldingmi yor Televizyonda bütün yaşlıgım, korunuşum, hepsi 60 yıl davamızda şu televizyonda başlandı. Televizyonda yaş görgen adam yetişecek değil. Bütün umur bana şu televizyonda başlandı. Bana hayatım televizyonda bugün desem yanlış mıyım? Şu bile nefes alardık. İrtelep durmam, keç kurun durmam, tekisiyatlaşım gerek, ifirge çıkışım gerek. Bana hazır geçe. Hep durursa, bugün keçesini okulamadım, seni kuttum. Bana bu resimler hem bütün hatırada koyan resimler. Bana bunu karayın. Galana Melnikova'nın 60 yıllık yübileydi üyüde. Ben de torçalı yapıyorum. Nasibi Maksudova Cüçroy'un raksı geçişlerdi. Raksı geçiş yaptı. Bana bu resimde ise Dihtirler Cemaası. Uhtem Cabirov oğul üylentirgelleri de Gülistan restoranı bulardıyız şehirde. Ana şu yerde hemen diktirler resim geçişkenimiz. Bana bu resimde ise şairler, Mir Muhsin, Mir Temir, Yangın Mirza, Ramiz Babacan, televizyonda sohbet alıp var yapmış. Bana bu resimde ise Makamışlar Ensembli kegen televizyonda Makamışlar Ensembli'nin birgelikte resim geçişkenimiz. Her bir adamı uzunu takdir yolu, bütün o'tkazgan umri bor. Bir Oybekni bir romanda aytiladiki, baxtli onlar kishining umr tunida
yıldız kabı çakmaydı. O bazen hırsançilik kumilimizde, bazen ise hazin narslarını esatıp süreddiydi. Suhandallik kasbını fakat sevip işleşemez, onu sadakatem korsatış gerek. Keçesi mi, kunduzu mu? Elbette bu, vafa kılış gerek bu işe de boyayım ben. Ben televizyondan çok minnettarım. Çünkü ben, endi üniversiteyi bitirgen paytımda bir yazıcı ya bir muharrir bo'lishim mumkin edi. Lekin nasiba qilib qayerga borsam tanilgan qilgan mana shu televideniye. 60 yildan oshibdi televideniyani bo'sig'asiga qadam qo'yganimga 60 yildan oshibdi. Lekin hali ham shu sevib boraman chaqirsa. Shu sadoqatli bo'lish kerak deymanda. Har qanaqaysi ishda ishlamang, sadoqatli bo'lish kerak ishga. Sevib ishlash kerak. Ana shundagina odam baxtli bo'ladi deb o'ylayman.